Herkese merhaba. Bugünkü okuyacağımız kitap Hathor Bilgeleri kitabından gelecek. Mesajımız neymiş? Bir bakalım. Kutsal ana unsurlar. Biz dünyayı Batı toplumlarında yaşayan çoğu insandan daha farklı bir biçimde görüyoruz. Bizim görüşümüz kadim insanlarınkine ve yerli halklarınkine daha yakındır. Bizim anlayışımıza göre Tanrı dünyayı ve evreni yaratmaktan öte, yaratılış sürecinin ta kendisidir ve o evrenin fiziksel maddesinin aslında mevcuttur. Bizim anlayışımıza göre siz neredeyseniz Tanrı da oradadır. Yaratılış da oradadır. Gerçekten de Tanrı'nın bulunmadığı bir yerde olamazsınız. Siz Tanrı'nın yaratılışın bir parçasısınız. O her şeye aittir. Yaradılış en küçük madde parçacığının bile içinde mevcuttur. Bu perspektiften tüm fiziksel evren kutsal bir yerdir. O kutsanmış bir tapınaktır. Birçok insan halen kendini yerkürenin farkındalığından koparmış halde yaşamaktadır. Bu fiziksel dünyanın deneyimin bütününü oluşturduğunda ısrar eden toplumsal inanç sistemleriniz tarafından üretilen uykulu bir bilinç halinden kaynaklanmaktadır. Size fiziksel dünyanın deneyim tayflarından sadece biri olduğunu ve fiziksel dünyanın tanrısal olanın bir parçası olduğunu, ondan ayrı olmadığını söyleyebiliriz. Bu bilinci deneyimleyebilmek için daha süptil farkındalık alemlerine erişmeniz gerekir. O daha süptil bilinç alemlerine yani kutsal ana unsurların canlı bilinç olarak titreştikleri o arşetipsel alana erişerek bilincin sürekliliğini çok daha derin biçimde hissedebilirsiniz. Bu arşetipsel alan İsveçli psikiyatrist Carl Jung tarafından tarif edilen arşetiplerle aynı şey değildir. Biz burada maddenin yeraltı dünyasına uzanan başlangıçta mevcut olan ilk esasi güçten söz ediyoruz. Bu daha çok kuantum altı aleme benzer ki bu bilincin sürekli olarak maddeyi yeniden yarattığı kuramsal bir yerdir. Dört kutsal ana unsur bu sürekli sürecin bir parçasıdır. Bizim dünyamızda bu dört kutsal ana unsurun her biri için Sese sahibiz. El topraktır. Yerküre. K ateştir. Lem sudur. Om ise havadır. Bu dördü bir titreşimsel süreklilik oluşturur. Bu ana unsurların seslerini teganni ederek mantra gibi nameli bir biçimde tekrarlayarak onların bulundukları arşetipsel aleme girmek mümkündür. Bu durumda bu sesler algı kapısını açar ve sizin arşetipsel alemin ana unsurlarının canlı oldukları bilinç alanına girmenizi sağlar. Gerçekten de o aleme girmek ve orada bir süre kalmak bilincinizi ve algınızı fiziksel dünyanın derinliğini ve onun bilincin sürekliliği içindeki yerini hissedecek biçimde değişime uğratır. Bu çok güçlü bir uygulamadır. Esasen her seferinde en az dört kere ve dörtlü gruplar halinde olmak üzere el, K, lem, om mantrasını tekrarlarsınız. Sonra onu 16 kere tekrarlarsınız vesaire. Bu gör bu gerçekten çok güçlü bir uygulamadır. Ve bu mantranın 256 kere tekrarlanmasını tavsiye ederiz. Bu size bilincin yatışıp sakinleşip çeşitli hallerinden geçerek sonunda ana unsurların arşetipsel alemine girmesi için zaman verir. Orada kendini yer küre vasıtasıyla ifade eden bilincin canlılığını ve sürekliliğini direkt olarak algılarsınız. Bu mantrayı evin dışında o ana unsurları direkt olarak hissedebileceğiniz doğal bir ortamda tekrarlamak özellikle etkilidir. Ayrıca farkındalığınızı bedeninizin ortasından geçen pranik tüpe yöneltmek de çok güçlü bir uygulamadır. Farkındalığınızı bu pranik tüpte tutarak ana unsurların seslerini tekrarladığınızda tüpün içinden akan prana'nın bu ses tarafından arındırılıp canlandırılmasına ve bedeninizdeki ana unsurların aktive edilerek uyandırılmalarına neden olursunuz. Bunun üzerinde konuşmaktan çok direkt olarak deneyimlenmesi gereken bir şeydir. Bu mantranın tekrarlanması konusunda bir şeyin daha anlaşılmasını istiyoruz. Siz bu alıştırmayı yaparken bilinç yatışıp çok derin bir aleme indiğinden sık sık bilinç altından bazı şeyler ortaya çıkmaya başlar. İnsan bu durumda büyük bir can sıkıntısı ve yorgunluktan yüksek vecit hallerine kadar her bilinç halini deneyimleyebilir ki buna insanın kendi iblislerinin kendi olumsuz duygusal malzemesinin farkındalığı da dahildir. İnsan bu mantrayı tekrarlarken tüm bunlar aktive olabilir. Bu yüzden bu sırada ortaya her ne çıkarsa bunun temizlenme işleminin bir parçası olduğunu anlamak önemlidir. İnsan el, ka, lem, om mantrasını tekrarlarken ana unsurların kutsallığını kabul ve tasdik etmekte Tanrı dediğiniz kaynaktan çıkıp çeşitli süptil düzeylerden geçerek yer küreye uzanan bilincin sürekliliğinin kutsallığını kabul ve tasdik etmektedir. Böylece en yoğun titreşimdeki kutsal ana unsur düzeyi olan fiziksel realitede insan yer küreyi kendi bedenini ve tanrı denen bilincin sürekliliği içindeki kendi yerini kutsal olarak kabul ve tasdik etmektedir. Bedenin tanrının tapınağı olduğu söylenir. Bedeninizin kutsal bir tapınak olduğu doğrudur. Çünkü orada toprak, ateş, su ve hava denen dört bilinç kendisini sizin hizmetinize sunmaktadır. Biz dünyayı kutsal bir yer olarak arşetipsel bilinç aleminin kutsal ana unsurlarının maddedeki yansıması olarak görüyoruz. Biz dünyayı başka herhangi bir alem kadar Tanrı'ya yakın görüyoruz. Çünkü süreklilik bir bütündür. İnsanın kendini tanrısallığa yakın ya da ondan ayrı düşmüş hissetmesinin o insanın dünyada bedenli ya da bedensiz olarak bulunmasıyla bir ilgisi yoktur. İnsanın bakış açısı, görüşü onun kişisel bilincinde tuttuğu bir şeydir. Dünyada bedenlenmiş haldeyken de tanrısal olan ile derin bir birlik halinde bulunmak Bilinç olarak kendini tamamen yuvada yuvada hissetmek mümkündür. Yuvaya gidebilmek için dünyayı terk etmek gerekmez. Çünkü yuva dediğiniz şey aslında bir bilinç halidir. Kendi içinizden ürettiğiniz bir birlik ve bağlılık halidir. Biz bu zamanda dünya üzerinde özellikle teknolojik yönden çok gelişmiş ülkelerde Tehlikeli bir durum görüyoruz. Bu insanın kendisini doğadan ve ana unsurdan ayırmasının ayırmasıdır. Modern toplum kendini doğal unsurlardan, doğal dünyadan ayırıp yalıtmıştır. Batı toplumu kutsal kitabınızda yer alan doğaya hükmetme ibaresini alıp bunu son derece sorumsuz noktalara götürmüştür. İnsanlık doğaya zulmet zulmetmektedir. İnsanoğlu modern dünyada sadece doğaya ve ana unsurlara zulmetmekle kalmamaktadır. Onlardan ciddi bir biçimde ayrı da düşmüştür ve bunun sonucunda da bilincin yüksek sürekliliği ile olan bağlantısının çoğunu yitirmiştir. Bir insan doğadayken ana unsurlar ile ilişkideyken bilincin sürekliliğine de yakındır ve bu onu arşetipsel aleme götürür. Ve oradan tanrısal olan sadece bir adım uzaklıktadır. Modern dünya toplumunun bu gerçeğe uyanıp ona uygun bir tutuma girip girmeyeceği belli değildir. Ama siz, siz bireysel bir bilinç olarak bu ana unsurlar ile daima bir ilişki oluşturabilirsiniz. Arşetipsel alemin ana unsurları ile bu bağlantıyı farkındalığınız yoluyla oluşturabilirsiniz. Dünyanızda yaşayan yerli halklardan birçok kişi bunu yapabilmektedir. Sık sık doğaya çıkıp ana unsurlarla zaman geçirmenizi tavsiye ederiz. Çünkü onlar arşetipsel modellerin maddeye yansımalarıdır. Kendinizi havadan, güneşten yani ateş ve diğer ana unsurlardan yalıtmayın. Onları kucaklayın, onları takdir edin. Farkındalığınızın ve bilincinizin dört kutsal ana unsura uyumlanmasına izin verin. Ana unsurların isimlerini saygıyla tekrarlayın ve sonunda hayal gücünüzün çok ötesinde bir iç dünya kapılarını size açacaktır. Bu iç dünya ana unsurların arşetipsel dünyasına girdiğinizde çevrenizdeki doğal dünya ile daha derinden bağlı olduğunuz bir yer bulacak ve dünyayı yeni gözlerle göreceksiniz. Dünyanın kutsal bir tapınak olduğunu ve her nereye giderseniz Tanrı'nın orası olacağını berrak bir biçimde anlayacaksınız. Bugün de kokumamız bu kadar. Hepinize güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.